Çok şükür iyisin. Ben sana bir şey olacak diye çok korktum ama... İyiyim, iyiyim. Merak etme de sen nasıl buldun burayı Can? Hadi Yeliz, hadi oyalanma artık. Çek şu tetiği. Çek ki Emre'nin mahvoluşunu seyredeyim. Can'ın cesedi kollarındayken Emre'nin çıldırmasını, mahvolmasını izleyeyim. Nereden öğrendin? Eve gittim. Sonra telefonum çaldı, Kore'ye aradı. Senin başının çok büyük belada olduğunu, tehlikede olduğunu söyledi. Tamam, tuzak olduğunu düşündüm ilk başta ama ya değilse dedim. Ya tuzak değilse dedim, göze alamadım, o yüzden geldim Emre ben. Ulan şerefsiz. Ben tahmin etmeliydim bunun bir tuzak olacağını. Benim karşıma çıkacak cesaret yok ki onun. Hadi Yeliz. Hadi vur artık. Hayır. Hayır varoş parçası. Bu anı kirletmene izin vermeyeceğim. Bu bizim kutsal törenimiz. Bozamayacaksın. Bu şeref Emre ve bana ait. Bu dramın başrolü benim icram. Sen buna engel olamayacaksın. Önümüze geçemeyeceksin. Emre ne oluyor? Bana da bir şey anlatır mısın artık lütfen? Yok bir şey. Yok. Daha fazla kalmayalım burada. Hadi. Hadi. Hayır. Doğru anı bekleyeceğim. Emre ve beni biz yapacak o büyük anı. Bu fotoğraf sizde ne arıyor Nurten Hanım? Leyla bak. Yoksa sen? Leyla bir saniye beni dinler misin? Leyla? Leyla? Sensin değil mi? Bu fotoğraftaki sensin. Leyla beni bir dinle. Bak, bak beni bir dinle. Bak, bir oturalım bir konuşalım. Lütfen dinle beni. Senin gibi acımasız, vicdansız bir kadına konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Nasıl ya? Nasıl yaptınız bana bunu? Nasıl saklısınız benden bunca yıl? Anlamıyorum ki. Siz ikiniz biliyordunuz değil mi? Yüzüme baka baka bana yalan söylediniz ya. Ya çektiğim acıları siz benim şaka mı sandınız? Leyla lütfen. Ne söyleyeceksin? Söyle hadi. Söyle. Evet. O gördüğün, anladığın şey doğru. Senin annenim ben. Annem öyle mi? Annem. Dur. Bir sakin ol. Önce bir dinle Nurten Hanım. Ondan sonra kızacaksan kızarsın. Lütfen. Cihan bizi yalnız bırak. Lütfen bak seninle de daha sonra konuşacağız tamam mı? Bak Leyla. Cihan yalnız bırak dedim anlamıyor musun? Hadi. Annem demek ha? Annem. Ya da annem misiniz demeliydim Nurten Akso. Ne oldu? Yıllar sonra terk ettiğin kızını mı merak ettin? Hayatını nasıl mahvettiğini mi görmek istedin? Ya da çektirdiğin acılar yetmedi, gideyim biraz da duygularıyla mı oynayayım dedin? Hangisi? Ne söylesen, ne desen hepsinde haklısın. Benim buna bir verecek cevabım yok. İtiraz edemem söylediklerini. Ben çok, çok büyük bir hata yaptım. Hem de affedilmeyecek bir hata. Kaç aylıktı? Beni terk ettiğinde kaç aylıktın diyorum. 3 haftalık. 3 haftalık mı?
haftalık küçücük, savunmasız bir bebek ya. Anne sütüne ihtiyaç duyan, derdini sadece ağlayarak ifade eden bir bebek. Sen bu bebeği mi terk ettin? Bak, yani şimdi olsa, şimdiki aklım olsa asla ama asla ben böyle bir şey yapmazdım. Ben o zaman çok gençtim, hayatta tecrübesiz, ne yaptığını bilmeyen. O zaman kendim için de, senin için de bunun en doğrusu olduğunu düşündüm. Ne doğrusu ya? Nasıl doğru olabilir ki bu? Sen gözünle ve kalbinle de küçücük bir bebeği görememişsin. Anlat. Nasıl oldu anlat bana. Babandan ayrılmıştım. Evlendikten kısa bir süre sonra şiddet uygulamaya başladı bana. Sadece şiddet olsa neyse. Yapmadığı işkence kalmadı. Eve hapsetti. Günlerce aç bıraktı. Bu yaptığı işkencelerin sonu gelmiyordu. Dayanamadım artık. Babandan ayrılmak çok çok zor oldu. Zor oldu ama başardım, ayrıldım sonunda. Ayrıldıktan sonra da öğrendim hamile olduğumu. Öğrendiğimde kimseye söyleyemedim bunu. Ne yapacağımı bilemedim. Kaçtım, saklandım herkesten, her şeyden. Benden başka hiç kimse bilmedi hamile olduğumu. Doğumdan sonra da yapamadım, beceremedim. Ben senin gibi güçlü bir kadın olamadım Leyla. O yüzden seni bir yetimhaneye verip... Dur. Sen bir de beni yetimhaneye bıraktın öyle mi? Leyla, bak ben hiç iyi değildim o zaman. Yani bunu kimseye söyleyemezdim, yapamazdım bunu. Yetimhanede sana daha iyi bakarlar diye düşündüm. Sonra baban bir şekilde öğrenmiş ve... Tek kelime daha duymak istemiyorum. Benim annem öldü. Seni asla kabul etmiyorum. Ben bunları öğrenmeden önce de bu böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Yaklaşma, sakın. Seninle aynı havayı solumak bile istemiyorum ben. Bir an önce gidiyorum buradan. Leyla, Leyla bak lütfen. Ne yaptın sen manyak, ne yaptın? İkisini de namlumun ucuna kadar getirmiştim. Tek yapman gereken tetiğe basmaktı. Niye öldürmedin onları? Niye gitmelerine izin verdin? Son zamanlarda çok gevezelik etmeye başladın Koray. Canımı sıkıyorsun. Eğer tek kelime daha edersen ilk kurbanım sen olursun. Gerçi bu benim ilk cinayetim olmaz ama çok uzun zaman oldu birini öldürmeyeli. Kimi öldürdün ki? Söyleyemem. Bir yakınımdı. Üstelik onu öldürürken gözümü bile kırpmadım. Asla da pişman olmadım. Yani benim canımı sıkmaya devam edersen aynı sonu sana yaşatırım Koray. Yeliz, anlamıyorum. O kafandan neler geçiyor anlamıyorum. Sen değil miydin Emre'yi öldüreceğim diye ağlayıp duran? Ha? Şimdi eline bu fırsat geçti. Niye değerlendirmiyorsun? Niye gitmelerine izin veriyorsun? Sen var ya o kadar salaksın ki gerçekten anlamıyorsun ya. Ben senden sadece Emre'yi getirmeni istedim. Ya onunla baş başa kalmak, sonsuzluğa gitmek istedim. Sen ne yaptın? Sen tuttun. Hicran'ı da getirdin. En özel günümü mahvettin sen benim. Özel günün mü? Sen nasıl bir kafada yaşıyorsun ya? Bak, bunca yıl ne zaman Emre ile kavuşacak olsam o hicran denen paçavra bir yerden çıkıp geldi. Ya ben onun yüzünden mahvoldum ya. O kadın benim bütün gelecek hayallerimi mahvetti. Şimdi Emre ile nihai mutluluğa kavuşacağım anda sen tuttun hicranı da getirdin ya. Ya anlamıyor musun? Bu bizim en mutlu günümüz olacaktı. Sen onu mahvettin. Yok Koray. Hayır. Buna asla izin vermeyeceğim. Sen asla bunu bozamayacaksın. Hicranda. Bu
Emre ile benim yıllardır planladığım düğünüm olacak. Nereye? Merak etme. Polise ihbar etmeyeceğim. Öldürmeyeceğim de. Yani anlayacağın, hayatını bana borçlusun. Bunun karşılığını da zamanı geldiğinde bana yine yardım ederek ödeyeceksin. Yani Koraycığım, yine dört ayağının üstüne düştün. Sevin. Leyla bak çok acele karar veriyorsun. İnat etme. İki dakika bir konuşalım şunu ya. Şimdi değil Cihan. Şimdi değil. Ben eşyalarımı toplayıp hemen buradan gitmek istiyorum. Gidince ne olacak peki her şeyi arkanda bıraktığında? Ha? Unutabilecek misin? Annenin varlığını yok sayabilecek misin? Ne olacak? Böyle gitmesi dile kolay tabii. Leyla bak dinlemelisin beni. Evet. Dinlemeliydim. Üç haftalıkken bana mırıldandığın ninnileri dinlemeliydim. Üç aylıkken bana söylediğin şarkıları. Ya da üç yaşındayken bana okuduğun masalları dinlemeliydim. Ama şimdi, bu yaşımdan sonra senden dinleyecek hiçbir şeyim yok benim. Sakın, bak, sakın bana dokunayım deme. Leyla. Haklısın. Öfkeni anlıyorum. Yani bu büyük bir hataydı. Vicdansızlıktı. Kabul. Ama bak. Ama? Ama ne? Ama ne? Aması falan yok bunun. Sen benim ne acılar çektiğimi biliyor musun ya? Ne kadar yalnız kaldığından haberin var mı senin? Ben anne hasretiyle bir yudum şefkat arayarak yaşadım. Annem yok diye kaç gece ağladım biliyor musun? Yüreğimde açtığın yaralardan haberin var mı senin ya? Şimdi hangi bahane? Hangi bahane bu acıları kapatacak söylesene bana. Leyla bak ben... Terk ettin. Sen beni terk ettin. Sonra da hiçbir şey yokmuş gibi çıktın karşıma. Annecilik oynadın ya. Bana sarılmalar, böyle beni teselli etmeler, avutmalar falan. Bravo. Bravo. Oscar'lık performanstı gerçekten. Ama sen beni hiç dinlemiyorsun ki Leyla. Dinlesen ne olacak? Sonra ne olacaktı? Sonra karşıma geçecektin. Hiçbir şey olmamış gibi ben senin annenim mi diyecektin? Hiçbir şey olmamış gibi ben de saf gibi ağlayarak boynuna mı atılacaktım? Bunların hiçbirini ben istemedim Leyla. Evet, bir çocuğun sorumluluğunu alamazdım. Ben çocuktum daha neredeyse. Gözüm açılmamıştı ki. Aptaldım daha. Ya akıllı olsam, Adnan gibi birine aşık olur muydum hiç? Ama ondan kaçıp canımı bile zor kurtarırken, onun çocuğunun sorumluluğunu alamazdım. Ama seni görünce yıllar sonra, tanıyınca, hayatına girince değişti her şey. Ben o parayı Cihan'ın ihtiyacı olduğu için aldım. Cihan'ın o paraya ihtiyacı olmasaydı yollarımız asla kesişmeyecekti. Bundan sonra da birlikte yürüdüğümüz yol diye bir şey yok. En kısa zamanda aldığım avansı geri vereceğim size. Bu arada, benim annem beni doğururken öldü. Bebeğim, onun kokusuna hasret bir melekti benim annem. Hayatımı çaldın. Hayallerimi, anılarımı, düşlerimi çalmana izin vermeyeceğim. Ben yaşayayım diye ölecek kadar saf, temiz, melek gibi bir kadın olarak kalacak benim annem. Ben seni hiç tanımıyorum. Nurten Aksoy diye birini tanımadım ben. Sakın karşıma çıkma. Seni görmek istemiyorum.
Haklısın Leyla. Ne desen, ne kadar bağırsan da haklısın kızım. Ne diyorsunuz siz ya? Ciddi misiniz? Aynen öyle. Yani şimdi Leyla gerçekten Nurten Hanım'ın kızı mı? Ya gör işte prenses, nelerle uğraşıyoruz burada. Vallahi bir gün bu konakta olanlar yüzünden kalbim inecek. Zaten böyle giderse çok sürmez, yakındır. Leyla. Gidiyorum ben. Bir dakika ya, nereye gidiyorsun sen? Hiçbir yer güvenli değil, gidemezsin. Sizin olmadığınız her yer güvenli benim için. Başıma ne geliyorsa sizin yüzünüzden geliyor zaten. La koysana oğlum, yürü. Leyla! Yapma böyle, ne olur. Yanında olmama, seninle olmama izin ver lütfen. Bak, acımı ve aşkımı gördüğünü biliyorum. Hissediyorsun beni. Benim seni hissettiğim gibi. Bak biliyorum, kızgınsın, öfkelisin, sinirlisin. Gururun incindi. Her şeyi biliyorum. Anlıyorum da seni. Ama bunların hiçbiri birbirimizi kaybetmemize değmez Emre. Emre bak, bizden bahsediyoruz. Benden, Melek'ten, ailemizden, geleceğimizden. Ben hayatım boyunca sadece seni sevdim. Hala da seviyorum. Ben seninle çok mutluyum. Senin yanında kendimi çok güvende hissediyorum. En zor zamanlarımda bile her zaman sen vardın yanımda. Bundan vazgeçemezsin Emre. Sırf o gururun için benden vazgeçemezsin. Bizi bırakamazsın. Emre. Bana biraz izin ver olur mu? Ben çok yoruldum. Kendimde kalmaya, yaşananları kafamda ölçüp tartmaya ihtiyacım var. Sana istediğin kadar zaman. Ama şunu unutma. Biz birbirimizin yaralarını sarabiliriz. Biz birlikteysek her şeyin üstesinden geliriz. Yalnız kalmak istiyorum Can. Anla beni lütfen. Efendim hanım. Ne? Tamam, tamam ben hemen geleceğim yanına. Tamam, hadi. Acilen konağa dönmem gerekiyor. Seni de eve bırakayım, hadi. Leyla. Leyla. Gel Leyla. Cihan dur. Bundan sonra ne ikinizi de görmek ne de sesinizi de duymak istiyorum, anladın mı beni? İyi de ben ne yaptım, benim suçum ne? Bilmiyor muydun sen bu gerçeği? Ha? Yok köklerin burada. Yok hiçbir yere gidemezsin falan derken kastettiğin şey bu değil miydi senin? Sen. Ya sen getirdin o kadını benim dükkanıma kadar. Şimdi bu gerçeği bilmiyormuş gibi böyle karşımda mı duracaksın? Hayır hayır, biliyordum evet. Ama annem bu kadın senin. Ya sen yıllarca bu kadına sarılmak için hayal kurdun. Yok, yok ben bundan sonra anne falan istemiyorum. Bundan sonra bana zarar verecek, iğne ucu kadar canımı acıtacak hiç kimseyi hayatımda görmek istemiyorum. Eğer sen de onlar gibiysen, canımı yakmaya devam edeceksen, seni de hayatımda istemiyorum. Bırakıyor musun ya? Ben sana ne dedim? Bana yalan söyleme, dürüst ol dedim. Ama sen beni dinledin mi? Ama yani ben...
Sana böyle bir şey nasıl söyleyebilirdim ki? Bana mı düşecekti? Biri de anlaman lazım. Anlamıyorum Cihan. Gerçekten ben artık hiçbir şey anlamıyorum. Eğer hayatımın en büyük sırrını sevdiğim adam da benden saklıyorsa... ...o zaman hayatımda olmayı da hak etmiyor demektir. Ama... Sıra bizde. Fazlasıyla zaten rahatsızlık verdik. Biliyorum gitmen gerekiyor ama birazcık gelsen en azından. Hani Melek seni çok özledi ya, bir gitmeden onu görsen. Şimdi olmaz Can. Sonra. Peki, yani sen nasıl istersen. Menfaatlerimizi ortak olduğu aşikar. Bunu daha evvel fark etmemiş olmama çok üzülüyorum. Haklısınız. Yani bazı beceriksizler yüzünden geç tanışmış olabiliriz ama... ...asıl olan şu an aynı paydada buluşmuş olmamız değil mi? Peki planım hakkında ne düşünüyorsun? Senin fikrin nedir? Benim için kusursuz bir plan. Güzel. İçiniz rahat olsun Adnan Bey. Her şey çok iyi olacak. İstediğiniz her şeye kavuşacaksınız. Tabii ben de. İşte sevdiklerin hala bir adım ötemde Emre Aksoy. Hicam ve Melek hala bu evdeler. Sen onlar için her şeyi göze alsan da fark etmez. Bu kadar güçten düştükten sonra hiçbir şey yapamazsın. Avantaj hala bende. Ama merak etme. Büyük aşkın ve o çok sevdiğin kızın bana emanet. Ben emanete hiç ihanet eder miyim? Senden intikam alınca göreceksin onlara nasıl sahip çıktığımı. Hala? Emre. Emre Leyla öğrendi. Her şeyi biliyor artık Emre. Tamam, tamam bak ben yanındayım. Otur bakayım şöyle, otur. Üstesinden geleceğiz, tamam merak etme, otur. Otur. Ama bu sefer değil Emre. Yani çok kötü, çok kötü. Kötü mü karşıladı? Tahmin edemeyeceğin kadar. Ya beni hiçbir şekilde görmek istemediğini söyledin. Sonra da gitti. Ben kızımı kaybettim Emre. Yani ben onu sonsuza kadar kaybettim. Tamam bak şu an imkansız gibi gözüküyor ama Leyla illaki alışacaktır. Tamam mı? Merak etme. Merak etme. Emre. Heh. Söylediği her sözde o kadar haklıydı ki. Ben hiçbir itiraz edemedim. Çünkü verecek bir cevabım yok. Ben... Suçluyum.
Kızımın dünyasını başına yıktım ben. Gel bakayım, gel. Kurban olurum sana, gel. Ay güzelim. Tamam. Geçecek, geçecek. Emre Bey. Nurten Hanım kötü diye getirdim. Tamam Afize, bırak öyle, sağ olasın. Hadi gel odaya gidelim, gel. Ya burası çok büyük, gel. Gel odaya gidelim. Ağlama güzelim benim, ağlama ya. Gel. Gel bakalım. Ay Allah'ım ya. Ne olacak kızım, kızını bilmiyor sadece. Ya Cihan, ya kardeşim sinirlerini bir gevşet ya. Lan oğlum Allah'a adam suratına bakınca korkuyor ya. Ya tamam oğlum bakma cinsiz ya. Allah Allah. İki şaka da mı yapmayak yani? Allah Allah. Şakanın sırası mı lan? Bir girdik kızın hayatına, darmaduman ettik anasını satayım. Ne güzel ben gelmeden önce kurulu bir düzeni vardı, bir hayatı vardı. Gözlerinin içi parlıyordu ışıl ışıl. Mahvettik ya. Ya kardeşim, canımın içi. Seninle ne alakası var? Yani oğlum şu her şeyin bir üzerine almayı, sorumlulukları bırak ya. Abi, bu kızı Nurten Hanım bırakmadı mı, he? Ya Leyla sana niye bağırıyor abi? Sanki sen kızı bırakmışsın gibi ya. Çok basit kardeşim. Çünkü sadece bana güveniyordu. Ona bir daha yalan söylemeyeceğimi, ondan bir şey saklamayacağımı. İşte en kötüsü de onun canının yanmasına bir daha izin vermeyeceğimi düşünüyordum. Ama ben beceremedim birader, tutamadım sözümü. Kızın canı bu sefer daha fena yandı. Ben de içindeki yangını odun atmış oldum. Ya kardeşim, vallahi bak boşuna suçluyorsun kendini ya. Bu bir gerçek abi, bu kızın hayatı sırla dolu. Bugün olmazsa yarın zaten ortaya çıkacaktı ya. Vallahi kendine boşuna yükleniyorsun ya. Hem sizin aranızda farklı bir bağ oluştu oğlum. Yani kolay kolay hiçbir şey sizi koparamaz oğlum artık. Cidden öyle mi düşünüyorsun lan? Öyle oğlum. Lan var ya şu koca Cihan yıkılır. Sen değil, şu koca Cihan yıkılır. Yine de sizin aşkınıza bir şey olmaz lan. Gel bir tanem. Gel otur şöyle, bak hiç iyi gözükmüyorsun. Leyla ne olur anlatır mısın ne olduğunu lütfen. Can ben bugün annemle tanıştım. Nasıl annenle tanıştın? Pardon, ben cümleyi yanlış kurdum. Ben annemi uzun süredir tanıyormuşum biliyor musun? Nasıl tanıyormuşsun Leyla? Ben dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum efendim. O zaman bomba geliyor. Ona hazır mısın? Söyle. Benim annem Nurten Aksoy'muş. Nurten Aksoy mu? Nasıl olabilir? Emre'nin alı... Bak bunca zaman beni bile bile kandırmış biliyor musun? Yok seninle iş kuracağız, yok moda işine gireceğiz, yok sen benim için kıymetlisin, değerlisin falan demeler. Ya gözümün içine baka baka kadın kandırmış beni ya. Leyla ben hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten beynim durdun. Nasıl olabilir böyle bir şey? Benim kaderim işte bu. Adnan Korkmaz'ın kızı olmak. Onun gibi insanların hayatını, gururunu hiçe sayan bir adamın kızıyım ben.
Annemin de ondan kalır yanı yokmuş işte. Ya ikisi de bile isteye. Öz kızlarının canını acıtan insanlarmış ya. Bir tanem, bak kendini bu kadar harap etme, tamam mı? Bak senin acını çok iyi anlıyorum. Ama acın çok taze, o yüzden böyle davranıyorsun. Ama inan bana her şey yoluna girecek. Sana kötü gelen bir şey zamanla sana çok iyi gelebilir. Hayat mucizelerle dolu bir tane. Sen iyi ki varsın. Biz iyi ki varız. Dur ben sana bir bitki çayı yapayım da sen bir kendine gel. İyi, iyi. Kimseler yok ortada. Kaçarken yanına almış olamayacağına göre buralarda bir yerdedir. İdare eder. Ali Hanım. Hadi al bir tanem, iç şunu da bir kendine gel lütfen. Sağ ol. Necra. Neden böyle oluyor? Tam insanlara olan umudum tekrardan yeşerirken, tam dünyada karşılıksız iyiliğin de yapılabileceğine dair düşüncelerim. Ya benim sonradan bu sırrı öğrenmem. Annem bu kadar kötü biri olabilir miydi? Leyla, bak ben senin acını çok iyi anlıyorum, evet. Ama benim tanıdığım kadarıyla Nurten Aksoy kötü bir insan değil. Tamam, soğuktur, mesafelidir. Ama art niyet yoktur, eminim ben buna. Neyi değiştirir? Kaybettiğim çocukluğumu geri getirir mi bana? Çocukken çektiğim acıları, çileleri yok sayar mı? Ben büyürken zaten babam yanımda yoktu. Ben yatılı okullarda, soğuk ranzalarda büyüdüm. Çocukluğum öyle geçti. Ama babam hepsinden daha soğuktu. Beni orada teselli eden tek şey neydi biliyor musun Nicra? Annemin ölmüş olmasıydı. O zaman ben buna kader diyebiliyordum, ecel diyebiliyordum. Annem yanımda olsaydı, hayatta olsaydı beni sever diyebiliyordum. Ama şimdi benim annem bile isteye sevgisinden mahrum bırakmış beni ya. Bilerek terk edip gitmiş kadın beni bırakmış ya. Bir tanem. Ne olur bak harap etme kendini artık. Sen tanıdığım en güçlü insansın. Bunun da üstesinden geleceksin. Tamam korkunç şeyler yaşadın evet. Şu an sana kötü geliyor. Bak söylediğim gibi zaman her şeyi değiştirir, güven bana tamam mı? Sen yanımda olmasaydın ben ne yapardım? Asıl ben ne yapardım? Ya kardeşim. Cihan. Ya bak oğlum sabahtan beri ayaktasın ya. Ben daha yaran kapanmadı. Gel şöyle bir iki oturup dinlenelim ya. Ben Leyla'ya kendimi affettirmeden dinlenemem birader. Ya kardeşim bir sal kızı ya. Bir sal abi bir kafasını dinlesin ya. Bir sal ya. Ondan sonra elbet oğlum birleşirsiniz yani ya. Oğlum benim öyle bir vaktim yok. Tamam mı? Benim aklım da fikrim de bu kızda. Ya kardeşim bak Cihan ağzımı açmayayım diyorum. Oğlum başımıza büyük bir bela var lan. Sen bunun farkında değil misin ya? Ya bak. Adnan Korkmaz'ı daha paket ettiremedik. Tamam, hadi bunu boş ver. Artık adam her şeyi biliyor yani. Şimdi şuradan çıkla, kafana silah atıyorsa bitti her şey. Bitti.
Doğru diyorum. Ne? Doğru diyorsun diyorum. Sen o yüzden bir boşta durma birader. Ne yapayım oğlum? Vural var ya Vural. Ee? Adnan'ın köpeği. Onun peşine bir düş bakalım. Bak kardeşim. Biz daha yeni ölümden kurtulduk yani Cihan. Ya sen beni göz göre göre ölüme gönderiyorsun oğlum ya. Güzel kardeşim. Yakalanmayacaksın. Uzaktan uzaktan bakacaksın. Anladın mı? Tabii. Ben bir daha bu heriflerin mekanına giremem. Ama sen Vural'ı paketlersen Adnan Korkmaz işini çözeriz. Tamam. Ya Cihan! Cihan! Nereye gidiyorsun lan? Leyla'ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Hay çenenin bağını kurt diyor. Hay çenenin bağını yani. Adam ne güzel unutmuş işte. Bırak adamı hatırlatmaya ne gerek var? Neyse artık iş başa düştü. Yapacak bir şey yok. Gidip takip edeceğiz adamı. Senin ne işin var burada ha? Beni takip mi ediyorsun sen? Yok ben toz almaya gelmiştim. Siz ne yapıyordunuz? Yok bir şey yok. Kendi evimde dolaşırken sana hesap mı vereceğim ben? Yok estağfurullah ben öyle demek istemedim. Ne dedim ben şimdi? Vay prenses arıyormuş. Ben de diyorum ki bu telefon her çaldıkça benim niye kalbim küt küt diye atıyor. Zevzekliğin sırası değil şimdi kurtuluş. Ali Hanım konağa geldi. Şimdi de gizlice Yeliz'in odasını karıştırırken yakaladım. Tamamdır prenses. Ben bu bilgiyi gerekli mercilere iletiyorum. Da sen nasılsın kız? Görüşmeyeli arttı mı son iki saatte güzelliğin? Bak burada bir cisim var. Kendine güneş adını koymuş. Yani kulağından tutup yanına getirsem vallahi yanında sönük kalır ha. Senin çenen düştü yine. Kapatıyorum ben. Ya arkadaş, bir insanın yüzünü ancak bu kadar güzel telefon kapatır ya. Bak bakayım bana. Kendini bırakmayacaksın tamam mı? Düşmek yok. Gerekirse Leyla ile ben konuşacağım. Nurten Aksoy'un ne kadar muhteşem bir kadın olduğunu ona ben anlatacağım tamam mı? İlla ki yumuşayacaktır. İnanıyorum ben buna. Teşekkür ederim Emre. Tüm kalbimle teşekkür ederim yanımda olduğun için. Her zaman. Kendi derdimden seni unuttum. Sen nasılsın Emre? Allak bullak. Yoksa bilmediğim yeni bir şey mi var? Hicran. Bana öyle bir şey söyledi ki. Paramparça oldum bir adam. Ne söyledi? Ne söyledi? Bütün bu yaşananlar aslında benim gururum yüzünden olmuş. Bütün bu hatalarım, Koray'ı bu kadar ciddiye almam. Hepsini hırsımdan dolayı yapmışım. Hep yaşadıklarımızın hepsi bu yüzden olmuş. Seni suçluyor yani. Yani aslında pek suçlamak gibi değil de beni kendime getirmeye çalıştı. Ama ne var biliyor musun hala? Aslında söylediklerine haklı. Peki kafandaki ne? Bilmiyorum hala. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. Efendim? Emre Bey iyi günler. İyi günler. Sizi önemli bir durum için rahatsız ediyorum. Hemen ofise gelebilir misiniz? Mühim gelişmeler var, güzel gelişmeler. Tamam. Bir yarım saat sonra orada olsam olur mu? Tamam. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hala çok güzel haberler varmış. Avukat aradı. Benim ofise geçmem gerekiyor. Çok şükür. Nihayet gülecek yüzümüz. Git bir an önce. Hadi bana da haber ver ama. Ya ben seni böyle bırakmak istemiyorum ama. Beni merak etme. İyiyim. Hadi git ve müjdeli haberler ver bana. Hadi, hadi git. Tamam. İşte anlayacağın öyle. En büyük savaşı Emre'nin gururuyla, hırsıyla veriyorum. Ya ne yapacağımı bilmiyorum. Sürekli uzaklaşıyor benden. Erişemiyorum ona. Aksoy ruhu bu herhalde. Bir garip böyle bir değişikler bunlar. Ağlanacak halimize gülüyoruz. İnanmıyorum ya. Sorma. Ama ne demişler? Acılara inat, yaşasın hayat. Alo Emre.
Ne? Ne haberi? Tamam. Tamam, tamam ben geliyorum orada görüşürüz. Ne oldu Hicra? Emre, Emre aradı avukatla görüşmüş çok güzel haberlerim var dedi oraya gidiyorum şimdi. Çok sevindim yüzün hep böyle gülsün. Gidiyorum o zaman tamam. Ben. Şey Leyla, Melek sana emanet. Ben gelene kadar ona bakar tabii, mısın? Tabii ilgilenirim ben. Sorun yok. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Benim de yüzüm böyle gülecek mi bir gün? Ben de mutlu olabilecek miyim? Yeter bunlar. Bir sürede geçinir giderim. Peki ya sonra? Bir noktada bitecek hepsi. Sonra ne yapacağım? Yine para lazım olacak. Neyse. Sonrasını düşünecek zaman değil. Hemen ortalıktan kaybolmazsam... Ya ömrüm hapiste geçecek ya da öleceğim. Hiç vaktim kalmadı. Bunlar ya. Huzur verin dedikçe daha çok rahatsız ediyorlar. Merhaba Melek. Hicran'la Emre'nin küçük bir işi varmış. O yüzden Hicran seni bana emanet edip gitti. Zaten ben de uzunca bir zamandır seninle vakit geçirmek istiyordum. Çünkü... Beni en iyi sen anlarsın gibi geliyor bana. Sana bir sır vereyim mi? Ben bugün çok kötü bir gün geçiriyorum. Hatta hayatımın en kötü günü bile diyebilirim. Ben yıllardır annemi öldü sanıyordum. Aslında benim annem yaşıyormuş biliyor musun? Peki kim olduğunu biliyor musun? Nurten Alay'ı biliyorsun değil mi? İşte o benim annemmiş. Ben bunu duyunca çok kızdım. Çok sinirlendim, çok öfkelendim. Kandırılmış hissettim kendimi. Bir de en güvendiğim insan bana yalan söylemiş. Annemin yaşadığını, annemin o olduğunu biliyormuş ama saklamış benden. Ben bunu duyunca dayanamadım. Bırakıp gittim onları orada. Evime döndüm. Kapıya birlikte bakalım mı? Hadi gel. Ya. Konuşacağız Leyla.
Bizi böyle kestirip atmana izin vermeyeyim. Artık açık açık konuşmanın zamanı geldi Aliye Hanım. Melek'cim, sen odaya geçebilir misin biraz? Ben geleceğim hemen. Cihan, çocuk duymasın diye bir şey demedim ama git buradan. Gitmiyorum Leyla. Sen benimle konuşana kadar ben hiçbir yere gitmiyorum. Duyacak şimdi. Tamam, sokakta konuşalım o zaman. Yine laftan anlamayacaksın ama. Bekle beni. Leyla. Hadi söyle. Tamam söyle, ne söyleyeceksin hadi. Ya hep böyle mi davranacaksın bana gerçekten? Ya bu kadar kötü mü davranacaksın? Cihan, bunca zaman saf yerine konmuşum. Ya beni gerçekten sevseydin bana gerçekleri söylerdin. Annemin kim olduğunu anlatırdın bana. Ama sen duygularımın üzerinde tepinmesine izin verdin. İşte şimdi yaptığım her şeyi hak ediyorsun. Hayır ya bak. Leyla. Bak benim gözlerime. Bakmayacağım. Bak benim gözlerime bak. Cihan bırak lütfen ya. Bu gözler seni sevmeyen birinin gözlerim. Bu gözler senin kötülüğünü ister mi? Sana gerçekleri söylemedim çünkü bunu söylemek bana düşmezdi. Benimle oynanmasına izin vermek sana düşüyor mu? Hayır Leyla, bak bana düşen ne biliyor musun? Bana düşen sen ağladığında senin gözyaşlarını silmek. Bana düşen sen yıkılmak üzereyken senin yanında sapasağlam durmak. Çünkü bu mesele senin ve annenin arasında, benimle ilgisi değil. Yapmadın mı söylediklerimi? Hı? İki kere ölümden döndüm ben. İkisinde de sana koşmadım mı? Hayatımın en büyük acısını ben seninle yaşamadım mı? Leyla bana her şeyi söyleyebilirsin ama seni sevmediğimi söyleyemezsin. Ben hayatımda bir kere aşık oldum. Onda da her yerime işledim. Her şeyi unutacak kadar sevdim ben seni. Beni sevseydin şöyle yapardın, böyle yapardın diyemezsin bana. Hata yaptın diyebilirsin, yanlış yaptın diyebilirsin ama benim seni sevmediğimi söyleyemezsin. Ya. Ben, hayır. Ben seni deli gibi sevdim ve hiçbir yere gitmene izin vermeyeceğim Leyla, tamam mı? Biz daha çok yeni başlıyoruz. Ve benim seni bırakmak gibi bir niyetim de yok. Uzaklaştırma kararı nihayet kalkıyor. Bu çile bitiyor artık Gizem. Ben sana dedim, bu işte bir iş var dedim. Sonunda çözülecek dedim. Tedbir kararda kalkınca her şey çok daha güzel olacak. Gizem, ben kızımı çok özledim. Bir an önce onu görmek istiyorum. Evet, sizin kavuşma vaktiniz geldi. Hemen eve gidelim. Hayrola? Bir yere mi gidiyordunuz? Bir de bana laf edersiniz. Böyle apar topar izinsiz odama dalma hakkını kim veriyor size Nurten Hanım? İzinsiz mi? Evime gizli gizli karıştırıp bazı eşyaları almanıza ne demeli peki? İnsanlara ait özel eşyalara icazet almadan el koymaya ne denir? Biliyor musunuz? Ben kimsenin eşyasına el falan koymadım. Hırsızlık. Bu yaptığınıza hırsızlık denir. Siz o bilgisayarı benim evimden siz çaldınız. Evleneceğim adam benden yardım istedi. Ben de gözümü kırpmadan yaptım. Ne oldu Nurten Hanım? Kıskandınız mı yoksa Adnan'la ilişkimizi? Peki o uğruna hırsızlık yaptığınız sevdiğiniz adam sizin böyle
bir yerlere gideceğinizi biliyor mu? Hiçbir yere gittiğim yok benim. Kışlık giysilerim dolabımda kalmıştı. Ben de onları kaldırıyorum. Hem size ne? Size kötü bir haberim var Aliye Hanım. Beni utanmadan tehdit ettiğiniz o bilgi var ya... artık hiçbir işinize yaramayacak. Keza Leyla gerçekleri öğrendi. Ama bana yaptığınız bu şantajı... benden para koparıp kaçmak istediğinizi de... ve bu toplamaya çalıştığınız valizi de... Emre ile paylaşacağım. Artık her ne saklıyorsanız... mutlaka en kısa zamanda çıkacak ortaya. Süleyman Efendi! Neredesiniz? Süleyman Efendi! Gülten Hanım, buradayım efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Bundan böyle... Aliye Hanım kendisini arabayla bir yere götürmenizi isterse... kabul etmeyin. Konaktan da dışarı çıkarsa derhal haberim olsun. Ve kendisini de takip edin. Nasıl yani? Ben anlayamadım ki. Ne nasıl yani Süleyman Efendi? Siz bu konağın çalışanı değil misiniz? Bir başkasına mı söyleyeyim bunları yapmasını? Yok efendim, estağfurullah, onu demedim. Gözünüzü dört açın. Başüstüne efendim. Eyvah eyvah. Bir boy eksikti. Peşime adam takmadıkları kalmıştı sadece. Nasıl kaçacağım şimdi ben bu konaktan? Hadi bakalım Kurt'im. Ne bu işten kaçış var oğlum? Ne de korkulun nece, ne faydası var? Ren, her şey çok güzel olacak. Önce sen Melih'e, sonra da biz birbirimize kavuşacağız. Onu o kadar çok özledim ki. Bir an önce öpüp koklamak istiyorum. Tamam, hadi gel. Gel hadi. Biz geldik. Bak sana bir sürprizim var. Neredesiniz? Melek? Melek odasında yok. Melek? Leyla neredesiniz Melek? Ne oluyor? Yoklar Emre. Salondalar mı acaba? Yok. Burada da yok. Hiçbir eşyası... hiçbir eşyası da yok. Neredeler bunlar? Nereye gittiler Emre? Emre, bak Melih'i hemen bulmalıyız neredeyse. Hadi.